merhabalar terazi ve yükselen burcu terazi olan değerli arkadaşlar. Yeni bir haftadayız. Evet 18-24 Nisan haftasındayız ve bu hafta burcunuzu neler bekliyor demeden önce aslında tabii ki burcunuzda bir dolunay yaşandı. Eğer etki alan bir teraziyseniz, yükseleni veya güneşi terazi olan birisiniz tabii ki hayatınızda önemli bir süreç eminim ki var ve bu dolunayın etkileri yıl boyunca sizi etkileyecek. Onu da söylemiş olayım lütfen. Yani geçici olacaktır muhakkak ama önemli kararlar, adımlar, başlangıçlar veya sonlanmalar için çok ciddi kararlar aldıracak bir süreç oldu. Bu yılı etkileyecek sizin için. Bir dolunay çünkü. Şimdi haftaya baktığımızda ise pazartesi Ayakrep'te salı sabahına kadar ve pazartesi günü bu haftanın en sürprizli, en heyecan verici, bir o kadar stres verecek, bir yandan da bizi destekleyecek bir günü. Yani çok karışık bir gün açıkçası. Çok fazla açı var. Güneş'in Plüto karesi var bir kere. Orada en önemli şey tabii sizin için belki ailevi konularda bazı sıkıntılarınız varsa eğer. Anne, baba, yaşanılan yer, işte diğer aile bireyleri olabilir. Veya hayatınızda sizin için önem taşıyan köklü konularda olabilir bunlar. Buralarda bazı kararlar alabilir. Yolunuza çıkan ya da size engel oluyormuş gibi hissettiğiniz bazı şeyleri, kişileri, konuları hayatınızdan da çıkarabilirsiniz açıkçası. Ama bir diğer yandan da tabii ki Venüs sizin yönetici gezegeniniz ve pazartesi günü Merkür'ün Uranüs'te kavuşmasına tabii ki Venüs'ün çok güzel bir etkisi var. Uranüs'ten de etki alıyor. Dolayısıyla iş, sanat, sağlık, günlük hayat ve mesela yanınızda çalışan veya birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınız bu alanlarda inanılmaz sürprizli gelişmeler bekleyebilirsiniz. Çünkü balık burcu selyum burada Jüpiter'le beraber Venüs de 6. evinizde. Dolayısıyla sizin için sanki rutinlerinizin dışında çok daha farklı bir enerji aktif olacak. Şimdi boğa burcundaki yerleşimler de 8. eviniz olduğu için mesela diyelim çalışıyorsunuz veya bir işverensiniz mesela. Maddi konularda bazı tıkanmalar yaşadınız. Oralara bazı çözümler gelecek. Ya da bir borç talep ettiniz patronunuzdan, müdürünüzden, amirinizden. Bununla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Çalışanlar dediğim gibi emek verilerek daha doğrusu diyelim tüm kazanılan konularda gerçekten başarılı olabilir. Tıbbi konularda da bu arada sağlıkla ilgili yani güzel gelişmelerde bekleyebilirsiniz. Mesela bir maddi kaynağı, maddi desteğe ihtiyacı olan bir sağlık sorunu arkadaşımız için de güzel müjdeli haberler olabilir açıkçası. Şimdi evet böyle değişik bir hafta olacak. Salı günden itibaren ay burcuna geçiyor. Perşembe sabahına kadar. Şimdi baktığım zaman 3. ev güçlü. Biraz daha iletişimi güçlendiren, bağlarınızı güçlendiren, belki ihtiyaçlarınızı karşılamanız için size destek olan insanlarla daha güçlü bağlar içerisinde olabilirsiniz. Perşembe sabahından itibaren cumartesiye kadar ay Oğlak burcuna geçecek. Daha çok kendi çekirdek aileniz, eviniz, yaşadığınız yeri ilgilendiren konular, o alandaki gelişmeler veya ev işleri, belki misafir ağırlamak gibi konular gündeminizde olmaya devam edecek. Hafta sonuna geldiğimizde yani cumartesi günü Ay Kova burcuna geçiyor sevgili teraziler. Cumartesi ve pazar 5. evinizde yani hava grubunda ve sizi destekleyen bir pozisyonda. Hafta sonu biraz sert enerjiler var. Yani ciddi böyle bizi rahatsız edecek durumlar olabilir. Kişisel olarak sizi etkilemeyebilir. Çünkü hani hava grubunda ayın size desteği var. Şimdi Satürn orada biraz aşk hayatınızı, finansal konularınızı, çocuklarınızla ilgili bazı bir takım sorun ve problemleri gündeme getirmiş olabilir. Dolayısıyla bugün aslında bu hafta sonu belki bu ve buna benzer konularla ilgilenebilirsiniz. Hani mesela genç bir teraziyseniz aşk hayatınıza kesin bir blokaj yemiş olabilirsiniz açıkçası. Biraz daha ciddi hani ilişkilere yönelmiş olabilirsiniz veya bazı anlamda ilişki yaşamakta bile zorlanıyor olabilirsiniz şu süreçte diyebilirim ama pazar günü buralarda bazı enerjiler aktif olacak. Haftanın
Güzel günlerinden bir tanesi, aslında en güzel günü diyebilirim. Cuma. Güzel açılar var. Pazartesi olduğunu söyleyebilirim. Evet, günlük yorumlarımda her gün saat saat sizlere neler olacağını aktarıyorum YouTube kanalımdan. Her akşam saat 19.00'da videomu paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz sevgili teraziler. Evet, mutlu bir hafta diliyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.